Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 7. dersiyle birlikteyiz. Bu derste artık variable'ları genel olarak toplayıp özetini geçeceğiz. Tamamen bu konuyu anlamış bir şekilde geride bırakacağımızı düşünüyorum. Şimdi geçen derslerde ben ne dedim? Dedim ki örneğin bir integer tam sayı değerini atarsak 4 byte'lık bir yer ayırır. Doğru mu? Şimdi bunu ispatlamamız gerek. Yani 4 byte'ı gerçekten alıyor mu almıyor mu onları bir görmemiz lazım. Elbette ki şuradaki tabloyu da ben size bu ders bir göstereyim. Hiç olmazsa gözünüzde bir aşinalık olsun. Char 1 byte tutuyor. Unsigned char 1 byte tutuyor. Signed char 1 byte tutuyor gibi. Peki bunların değer aralığı ne? İşte eksi 127'den 120'ye, 0'dan 255'e, eksi 120'den. Bunlara da bakın. Şöyle bir göz gezdirin. Ya da internetten istediğiniz şekilde bulabilirsiniz. Hangisi kaç byte'tır ve hangi değer aralığını alabiliyor? Bakın. Şimdi buradan size aslında göstermek istediğim şeylerden biri signed ve unsigned char ve int ile kullanıldı. Bakın. Unsigned yani işaretsiz pozitif olan hem char'da hem int'te kullanılıyor. Bakın hem char hem int'te kullanılıyor. Diğerlerinde kullanılmadığına dikkat edin. Signed yani işaretli, yani negatif de olabilir anlamında hem char'da hem int'te kullanılıyor. Buradan kontrol edin. Şimdi bu ilkiydi. Peki long ve short olayı var. Bakın short kısa demek İngilizce'de, long uzun demek. O halde nedir? Bakın int normalde 4 byte'ken short int 2 byte'lık yer ayırır. Yani normalde integer bakın şu kadar değer aralığına sahipken biz o kadar değer aralığına sahip bir alan istemiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. O zaman RAM'i neden yoralım? O halde short int yardımımıza yetişecek ve diyecek ki eksi 32.768 ile 32.767 arasındaki sayıları alacaksan eğer eminsen sadece programında bu sayılar arasında bir değer alacaksan o zaman short int tanımla diyor. 2 byte RAM'den yer ayır. Neden RAM yoracağız ki? Long'da ise iş nedir? Bakın normalde int 4 byte iken long int 8 byte'lık yer kaplıyor. Niçin? Diyelim ki integer'ın şuradaki değer aralığından daha büyük değerler gireceksek işte şu gördüğünüz benim okuyamadığım, telaffuz edemediğim şu büyük sayıların arasındaki sayıları alacak kadar büyükse o zaman long it kullanman gerekir. Daha büyük sayıya ihtiyacın varsa long it kullanman gerekir gibi. Yani long int'te ve double'da kullanılırken bakın long double'da kullanılabiliyor 12 byte'mış. Çok daha yüksek bir değer. RAM'den ayırır. Short ise int veri türüne uygulanıyor. Bakın short int. Yani long ve short'u da görmenizi istedim. Peki bundan emin olalım. Gerçekten öyleler mi? Ben hızlıca yazayım. Siz de görün. Tek tek RAM'de kaç byte yer ayırdıklarını merak ediyorum ve bu yüzden bunu çalıştıracağım. Kontrol edin. Char 1 byte, integer 4 byte, short int 2 byte, long int 4 byte. Şu an long int bende 8 byte kullanmıyormuş. Yani bu bilgisayardan bilgisayara da fark edebiliyor. Ya da örneğin sizde integer 2 byte'ken bende 4 byte olabiliyor. Float 4 byte, double 8 byte ve wchar underscore t adındaki variable türümüz de 2 byte'miş. Şimdi diyeceksiniz ki wchar underscore t neymiş? O da neymiş? O da aslında char'ın 2 byte'lık versiyonu. Bir white karakteri alıyormuş. Hiç kullanmadım ben ama yine de bilginiz olsun istedim. Burada bilmenizi istediğim bir not da düşeyim. Void veri türü de var. Function'larda kullanacağız. Burada function'ın içerisinde bir değer geriye döndürmeyeceğimiz zaman kullanacağımız veri türüdür. Şu an onu anlamanıza gerek yok. Onu function'lar konusunda anlatacağım size. Yavaş yavaş giderek bu konularda hiçbir boşluk bırakmadan ilerlemeye çalışacağız. Şimdi bir arkadaşınız sormuş şu küçük küçüktür işareti nedir diye. Yani şimdi bu C++'ın yazım kurallarıdır. Yani koddur bunlar. Veya demiş ki include'dan sonra neden yolu tam göstermiyoruz? Peti. Gerek yok ki derleyici buradan anlıyor nereye gideceğini. Şurada küçüktür, büyüktür işaretinin içerisinde IOStream dediğinde IOStream kütüphanesini oradan çekiyor. Yani bulunduğu dizinden çekiyor. Burada neden noktalı virgül kullanılmamış demiş. Yani bu da yine dilin kendi kuralları. Yani burada gizli ya da büyük bir derin anlam aramanın bir anlamı yok. Yani dilin kendi kuralları var. Mesela ona bakarsan neden main'i şurada küme parantezi açıp kapattığımızda function oluyor sorusu da sorulur. Yani bunun bir mantığı yok. Ya da neden burada illaki küme parantezi yapmışlar da başka parantez yapmamışlar? Neden şu olmamış da diyebilirdik, değil mi? Yani bu soruların bir anlamı yok yani. Bu dilin kendi kuralı. Küme paranteziyle yapacaksın demişler. Küme paranteziyle yapılacak. Evet, şimdi tek tek aslında özet geçelim ve bu variable'lar konusunu kapatalım.
Integer tam sayıyı nasıl tanımlıyorduk? Şöyle my integer number diyorduk. 7 diyorduk ve şu şekilde tanımlayabiliyorduk. Hemen göstereyim. Integer 7 olarak aldık. Tek tek her birini yapayım ki sürekli git gel olmasın. Float ile yapalım, double ile yapalım. Float demiştik ki ondalıklı sayı olur. Şu şekilde. Double da ondalıklı sayıdır. Peki farkları nedir demiştik? Demiştik ki şuradaki noktadan sonra, yani virgüllü basamaktan sonra hemen hemen 6-7 basamak alıyorken float, double 15 basamağa kadar götürür. Yani bilimsel bir işlemde daha net, daha iyi sonuçlar verir double. Çünkü 15 basamağı göstereceği için bilimsel işlemlerde, aritmetik işlemlerde gayet yararlı olacaktır. Evet, float'ı görüyorsunuz, double'ı da görüyorsunuz. Aradaki farkı da hatırlatmak istedim. Şimdi bu float ve double olayında size küçük bir olay da göstermek istiyorum. Mesela şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde bir kullanım var. Nedir bu kullanım, onu bir görelim. Bakın, biri 12.000 oldu, biri 190.000 oldu. Niçin? Aslında bu e nedir? 10 üzeri 3'tür. Şu büyük e nedir? 10 üzeri 4'tür. Şunu demek istiyorum. Şöyle göstereyim. Siz burada e ya da büyük e kullandığınızda yanına gelen sayı kaçsa, örneğin 5 geldiyse yanına, bu 10 üzeri 5 demektir. 10 üzeri 5 ile çarpıp bana sonucu veriyor. Bakın, 12.000'e 190.000. Ne oldu aslında? Hemen şöyle göstereyim. 12 ile 10 üzeri 3 çarptı 12.000. 19 ile 10 üzeri 4 çarptı 190.000 olarak yanına ekledi. Yani 19'dan sonra 4 tane 0'ı yanına yazmak için şöyle bir gösterim yapmışlar. Ya da 6 tane 0 yazılmasını istiyorsa şöyle gösterebilir. Hemen göstereyim size. Bakın. Fazla yukarıya götürdüğümüz için 1,9. Bakın, 1,9 double olduğu için. Aslında bu nedir? 19 bölü 10'dur. Onu yukarı götürürsen 0,6 olur, değil mi? Yani yine 19 çarpı 10 üzeri 6 oldu aslında. Şurası. Şöyle düşünün. Bakın, matematiği iyi olmayan arkadaşların kafası karışmasın diye, bakın 1,9 ne yaptı sonuç? Bakın 1,9 e artı 0,7 dedi. E artı 0,7. Aslında burada ne diyor? 10 üzeri 7 demiş oluyor aslında. Değil mi? 10 üzeri 7 oluyor burası. Şurası da 1,9. Ondalıklı bir işlem. 1,9'u biz ne yazabiliriz? 19 bölü 10 diye yazabiliriz. Doğru mu? Onu yukarıya götürürsek eksi 1 olur. Şu gitti. 19 çarpı 10 üzeri 6. Gördünüz mü? 19 çarpı 10 üzeri 6 ile çarpmak istediğiniz zaman şunu yazacaksınız. Bu da bilimsel işlemlerde, aritmet işlemlerde, yoğun matematiksel işlemlerde kullanmanız için aklında bulunsun diye yazdığım bir şey. Tamam, o zaman burayı eski haline getirelim. Her ikisini de eski haline getirdik. Bir de ne veri türümüz vardı? Boolean veri türümüz vardı. Bu da neyi sağlıyordu? Bir şeyin ya var ya yok olduğunu anlamak istediğimiz zaman yazılım dünyasında. Boolean değerler çoğunlukla koşullu yapılarda kullanılır. Yani önümüzdeki derslerde göstereceğim. Yani Boolean'ı anlamayan arkadaşlar varsa sorun değil. Önümüzdeki derslerde Boolean'ın ne olduğunu çok iyi öğreteceğim onlara. Karşılaştırmalar kısmı geldiği zaman, tamam mı? Şu an acele etmenize gerek yok, paniklemenize de gerek yok. Bu Boolean'ı nerede kullanacağınızı tam olarak kafanıza canlandıramamış olabilirsiniz. False nedir? 0. Doğru mu? O zaman Boolean değerim şuraya 0 yazdıracak. Evet, Boolean değerim 0. Peki bunun ikili binary karşılığı neydi? Hemen onu bir görelim. Bakın, 0'ın şurada binary karşılığını görüyorsunuz. Şuraya bir 0 daha atacağız. Bu 7 bit. Şu an 8 bit'e tamamlamak için şuraya bir 0 atın en başa. 0 0 1 1 0 0 0 0. Bakın, sondaki 0 onun 0 olduğunu, bakın 1'in ise, yani true'nun ise sondaki değer 1 olduğu için 1 olacak. Peki buradaki 11 nereden geliyor? İşte dediğimiz gibi artık bit düzeyinde işlemler yapılmıyor bilgisayarlarda. Byte üzerinden işlemler yapılıyor. Bu yüzden buradaki 0 1'in değerini bit olarak şu şekilde tutuyor. Tamam mı? Bu önemli. Yani normalde 0 0 0 0 0 deyip 0 0 0 0 1 demeyeceksiniz. Yani buradaki ASCII karakter kodlarını bir incelemeniz iyi olabilir sizin için. Hemen gelelim. Char veri türünde de size bir son olarak bir şeyler gösterelim. Olayı kapatalım. MyCharacter adında bir variable ismi verdim char'a ve içerisinde f değerini atadım. Char'ın tek tırnakla değer aldığına dikkat edin.
char yerine de f'i atadık. Peki char'a illaki f mi atamak lazım? Mesela dedik ki char'ı kullanırken dedik ki karakter alabilir, sayı alabilir. Sayı alabiliyorsa 7'yi alabilir değil mi? Tabii ki sayı derken tek bir karakter olmasına dikkat edin. Yani gelip şuraya 123 yazmayın, tamam mı? 1237 yazmayın. Tek bir rakam olarak, tek bir karakter olacak şekilde ayarlayın. Bakın 7'yi yazdınız, gördünüz mü? Normalde bu 7'yi şuradaki int 7 ile karıştırmayın. Burası tamamen metinsel bir ifade, yani bir karakter. Buradaki ise sayısal bir, nümerik bir değer. Ya da örneğin tek tırnak yazacağım. Tek tırnak böyle yazılır mı? Hayır. Ne demiştik? Bu tür durumlarda, tek tırnak, çift tırnak gibi durumlarda escape sequence'ı kullanacağız değil mi? Yani kaçış karakterlerinden yararlanacağız. Bir şöyle backslash bırakacağız ve tek tırnağın görülmesini sağlayacağız. Bakın şurada tek tırnak. Ya da çift tırnak istiyorsanız şöyle çift tırnak. Bakın çift tırnağı yaz. Yani gördüğünüz gibi tek bir karakter olacak şekilde char bir karakter, bir harf, bir sayıyı alabilir. Tabii sayı derken tek bir karakter olacak şekilde alabilir. Veya biz buradaki kısımları şöyle de yapabilirdik. Biz ASCII karakter tablosundan sayılar verirsek, mesela bakın F70 ya, şöyle yapalım. 65'ten 70'e kadar bir değer verelim mi? Yok, gerek yok aslında. 68, 69, 70'i verelim bakın. Büyük D, büyük E, büyük F. 68, 69, 70. Bize neleri verecek görelim. Bakın X, Y ve Z adında 3 adet variable ismi oluşturdum ve bu variable'ların türünün char olduğunu belirttim. Ama bakın 68, 69, 70 yani ASCII karakter kodlarını verdim. Bakalım bana ne sonuç dönecek? Bana sonuç dönmedi çünkü diyor ki senin yapacağın yazılıma diyor. Şurada kırmızı bir hatayı veriyor. Haklı. Evet. Büyük harflerle bakın D, E ve F'yi yazdırdık. Bakın D, E ve F. Gördünüz mü? 70, 69, 68'in denk geldi. Ya da isterseniz bakın küçük E, küçük F'yi isterseniz bakın küçük F'yi de istiyorum. 102'yi yazdıracağım o zaman. Bakın şuraya 102'yi yazdıracağım ki küçük F çıksın. Bakalım küçük F çıkacak mı? Bakın büyük D, küçük F, büyük F. Anlayacağınız biz ASCII karakter kodunu yazarak da şurada bulunan harfi yazdırabiliriz. Ya da simgeyi, her neyse. Bu bir simge de olabilir. Yani buradan bir simge de seçebiliriz. Bakın neymiş? Asterix 42'ymiş. Bakalım 42 nasıl gösterecek bize? Evet bakın Asterix işareti çıktı. Gördünüz mü? Olay bu şekilde cereyan ediyor. Şuradaki küçüktür küçüktür ifadesini unuttuğum için, bu operatörü unuttuğum için beni cezalandırdı az önce. İyi de yaptı. Bize ders olsun. Son olarak string variable türünü de görelim. String ifadeleri ise bakın tek bir harf karakteri char yetmiyor, doğru mu? Char yetmediği için şu şekilde bir metni yazdırmak için, bir cümleyi, bir satır yazdırmak için ne yapıyoruz? String variable türünü kullanıyoruz ve diyoruz ki C++ zamanla daha kolay hale gelecek, daha kolay olacak diyoruz. Ve böyle bir text ekrana yazdırmak istediğimi belirtiyorum. Bakın C++ will get easier over time. Tamam mı? Bu da string variable türüydü. Tabii stringlerle ilgili önümüzdeki derslerde daha detaylı işleyeceğiz. Tamam mı? Stringler burada bitmedi. Stringleri biraz daha detaylı işlememiz gerekiyor. Bu yüzden onu önümüzdeki derslere bıraktım. Bunun biraz daha detayına ineceğiz stringlerin. Tamam mı? Bu da önemli bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Bakın size geçen derslerde demiştim. Yani son olarak şu variable'ın mantığını bir tekrardan hatırlatayım da size. Bakın 7. Şuraya dikkat edin bakın. Ben diyorum ki 7'yi ben 0, 1 karşılığını bulmalıyım, doğru mu? Şuraya 3 dedim. Şurası 6, şurası 1. Şuraya 2 dedim. Şurası 1. 1, 1, 1. Şuradan başlıyor. 1, 1, 1. Ondan sonra bakın 4 bit oldu şu anda. 8 bite tamamlamak istiyorum. Şöyle 4 tane de 0 buradan. Şimdi ne oldu bakın? Sağlamasını yapalım. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. 2 üzeri 0, 1, 1 çarpı 1, 1. 2 üzeri 1, 2. Şuradan 2 geldi. Çarptık. 2'nin karesi 4, 4 çarpı 1, 4. 4, 5, 6, 7. Doğru mu? Demek ki 7 ifadem şuymuş. Ama integer 4 byte yer kapladığı için, 4 byte yer kapladığı için bakın her bir byte'ı şurada, şuradan başlayalım bakın. Her bir byte'da yerleştirecek. Ne yerleştirecek? Şunu yerleştirecek. Bakın şurada dikkatli olun.
İlk byte'lara sıfırları yerleştirecek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Hemen bunu sizin görebileceğiniz bir renge boyatayım. Şöyle yeşil olsun. Dördüncü byte'da işler değişiyor değil mi? Ne yapıyoruz burada? Şu 3 kısma 1, 1, 1 diyoruz. Benim şurada 4 byte'lık yer ayarladığı için integer, şuradan itibaren yeri aldığını varsayalım. Ve bizim, bakın, my int number diyorum, 7 diyorum. Bakalım 7'yi RAM'de hangi adrese atmış gerçekte? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bunu şöyle öğreneceğiz. Burada variable'ım aynı zamanda adresi de tutuyor. Adresi tuttuğunu nasıl ispatlayacağız? Şurada ampersand ifadesiyle bakın. Şöyle ampersand variable ismini yazdığım zaman bana RAM'deki adresini verecek. Bakın RAM'deki adresini verdi. RAM'de şu adreste tutuluyor. 61F1C. Neyse hatırlamıyorum az önce. Bir dakika şöyle yazalım. Yani sallayalım yani. Burada tuttuğunu düşünelim. Diyeceksiniz ki bakın 4 byte'ın her birinin farklı adresi var. İşte şurada farklı bir adres var. Mesela 61FCE2 diyelim, buraya örnek veriyorum. Sallıyorum şu anda. Bakın dikkat edin. Ancak bana ilginin adresini tutar, tamam mı? Bakın 4 byte'lık yer ayırdı. Evet bakın şurası, şurası, şurası ve şurasını ayırdı bana. İçerisinde değerimi yazdı. Bakın 7 değerini tutuyor şu an RAM. Ve 7'yi nerede tutuyormuş? Şuradaki 61FCE1 adlı adreste. Yani ilkinde tutar. Yani şu an benim programım bana verdiği şu adres dostlar. Şuradaki RAM'deki ilk kutunun adresi. Diğerlerinin adresi değil. Nereden anlıyor peki RAM'den 7 numarasını çekeceği zaman? Şimdi integer'ın 4 byte olduğunu biliyor ya. İlk kutunun başlangıcından itibaren bir bir artırarak diğer kutulardaki değerleri getiriyor ve bana 7 rakamına oradan ulaşıp bana geri çekip gösteriyor, tamam mı? Demek ki adresimizi nasıl öğrenecekmişiz? Ampersand işaretiyle. Ampersand variable isminin önüne getirerek öğrenebiliyormuşuz. Bunları gerçi pointer dersinde anlatacağım ama ön bir hazırlık olsun yani. RAM'de işlerin nasıl kullanıldığını, variable'ların mantığını, kayıt sistemini anlamanızı istiyorum bu ders. Peki, bu derslik anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.